sevgili futbol severler. Bugün 12 Haziran 2012. Ukrayna ve Polonya'dan, futbolun merkezinden, futbolun il ve ilçelerinden, futbolun köy ve mezralarından saygılar, sevgiler sevgili futbol severler. Gerçekten bugün... Yapmayın bunu çocuklar. Lütfen yapmayın bunu. Burada dilim damağım kurudu. Su içmek için elimi fincanıma atıyorum ama fincan boş. Oysa ne güzel başlamıştık. Bakıyorum üstadın fincanı ağzına kadar dolu. Bu arada saygılar sevgiler üstad. Hoş geldiniz. Sevgili futbol severler, Euro 2012 tüm hızıyla devam ediyor. Ve aşırı sürat nedeniyle çevirmeye takıldı. Yapmayın çocuklar. Yapmayın sevgili futbol severler. Üzgünüz, üzmeyin bizi. Sevgili futbol severler, bugün ev sahibi Polonya'yı, kiracısı Rusya önünde. Turnuvaya topraktan giren Yunanistan'ın karşısında emlakçısı Çek Cumhuriyeti ile izleyeceğiz. Bu futbol maçları gerçekten yürekleri ağza getirecek. Ama bunlardan önce bakalım saha dışında bugün neler var, neler var, neler var. İzliyoruz. Manuza'yı çıkaralım, Benzema'yı alalım. Hayır. Bence orta hakemi çıkarıp Benzema'yı alalım. Sen o. Bizim takım alacak o. Almender, Mirlan, Baroş takım. Baroş, soluk soluğa sen hep maçlar önce bile yorgunsun. Acaba neden? Yok benim Ne diyorsun sen ya? Eurolar gitti diyorum ben sana hocam. Eurolar gitti arkadaş. Aman sen hocam. Nasıl yok dersin ya? Aman hocam bırak sen de yabancı futbolcular gibi Eurolar murolar. Ben Yiğido Kamil Grosicki. Ben de saha dışındayım. Annem gel bana kız bakıyor mu? Marım yiyor hocam diyor ki sen diyor evlilik için sen diyor daha çok frit diyor. Erkan İlhan'ım! Erkan İlhan'ım ağzını bırakırım seni! Ben Cüneyt Erkın. Ben de saha dışındayım. Evet üstad, Yunanistan Çek Cumhuriyeti maçı geride kaldı. Bu maç hakkında yorumlarınız nelerdir? Teşekkürler. Futbol enteresan bir oyun. Evet üstad çok haklı. Gerçekten çok haklı. Futbol enteresan bir oyun. Çok doğru söylüyorsunuz. Maç öncesinde Milan Baroş'ta bir röportaj yaptık. O röportajı ekrana getireceğiz. Gerçekten çok enteresan bir röportaj oldu. Sevgili futbol severler, izliyoruz. Evet Baroş, soluk soluğa sen hep maçlar önce bile yorgunsun. Acaba neden? Yok benim tarzım bu. Ben hep böyleyim. Sabahları da böyle kalkarım ben. Peki Euro 2012 tüm hızıyla devam ediyor ve Baroş Euro 2012 tüm hızıyla devam evet, ediyor. Evet evet evet. Çek Cumhuriyeti Yunanistan maçını izleyeceğiz az sonra. Peki bu maçla ilgili neler söylemek istersin? Ama çok zor maç ama inşallah biz olacağız, kazanacağız. Çok çalıştık. Maçtan önce Fatih Hoca görüştüm mü hoca dedi. Milan! Ne oluyor? What are you doing? Taekwondo, right one, left one, middle one. Alo, Milan. Tak, tak, tak. Peki, peki. Yunanistan'ı yeneceğiz. Peki, Yunanistan'ı nasıl yeneceksiniz acaba? Onların taktiğiyle ilgili bir şeyler biliyor musunuz? Ya, problem yok çünkü... Yunanistan'ın bütün... tamam, sakin ol. Taktiği... Oyun planlarını ele geçirdik. Nedir bu oyun planı? Bize açıklayabilir misin? Tabii. Açıklarım. Yunanistan hep aynı taktikle oynuyor. Yunanistan Sirtaki oynuyor ve oyun planları, oyun anlayışları... hep aynı. Yunanistan Sirtaki oynuyor. Biz ona göre... Önlem alacağız ve yeneceğiz. Sırta kim oynuyor? Evet.
Evet sevgili futbol severler, şu anda stüdyomuzda Türk sinemasının en büyük jönlerinden, en unutulmaz oyuncularından biri var. Nair deyince, Nolamaz deyince, buzdolabına tekme deyince, uçan tekme deyince akla gelen ilk ve tek aktör Cüneyt Arkın konuğumuz. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Ay güzelim. Hoş bulduk. Umarım iyisinizdir. 1974'ten beri kimse bana böyle bir soru sormamıştı. Evet. Biraz. Biraz korktum. Evet, evet sevgili futbol severler, konuğumuzla Euro 2012 üzerine sohbet edeceğiz. Bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için ve hiç kimseye kızıp uçan tekme atmadığınız için size teşekkür ediyorum. Ben güzelim. Rica ederim. 20 sene boyunca kimseye randevu veremedim biliyor musun? Öyle bir iş yapıyorsunuz ki akşam size gelmek istiyorlar. İstersen Betül yengene sor, o sana daha detaylı anlatsın. 1972 model bir otomobilim vardı benim. Yaklaşık 20 senem orada geçti. Evim gibiydi. Orada yatardım, orada kalkardım. Orada uyurdum. Evet, evet uyurdunuz. Teşekkürler. Bir tık üstte korktum. Yani geçen şu kadardı, şimdi bu kadar. Bunun için nasıl? En son Beyaz'a bir tane tekme atmıştım. Hadım ettim kendisini. Evet, onu da izlemiştik. Ay güzel. Evet, evet sevgili Cüneyt Bey, sizi biz sportmen biri olduğunuzu biliyoruz. Filmlerinizde zaten bunu gördük. Hangi sporları yaptınız? Ay güzel mi? Valla bütün ata sporlarını yaptım. Ata binmesi gereken bütün sporlar. Efendime söyleyeyim, binicilik, cirit, okçuluk, atın üzerinde ok atmalar. Biliyorsun ben ok yediğim zaman bile ölmem. İstersen bana ateş et. Nasıl yani, şu anda mı? Canım ben mesela şöyle ateş ederim. Bir ateş et bakayım. Dırşın, dırşın. Ateş et, ateş et. Dırşın, dırşın, dırşın. Ben de sana da... Yeminimi bozdum! Yeminimi bozdum! Saçlarım böyle oynar o zaman. Gerçekten. Ondan sonra... Biliyorsun, şerde mal koştuk olunca kale gördüğüm zaman fethetmeden duramam. Bir tane kaleyi gördüğüm zaman onun içine girmek isterim ve plastik sırıklarla kalelerin üzerine çok sırıkla atlama yapmışımdır ve belki de Betül daha iyi bilir ama Sergi Bubka'nın birkaç tane rekorunu kırmış ya da egale etmişimdir. Ondan sonra havadan gelen topları gördüğüm zaman dayanamam. Tekme atarım. Uçak tekme. Evet, evet. Yapma bunu. Attığım zaman şantrafor oynardım. Evet. Ama şimdi tabii biraz yaşlanınca, gerçi çok yaşlı sayılmam. Libero oynuyorum. Evet. Ay güzel. Unutamadığınız bir anınız var mı? Ya da anılarınız var mı? Ay güzelim. Tabii çok anı var ama böyle birdenbire sorunca... Bir gün... Bir kalenin burcundan atlamam gerekiyor. Şete dublör getirmişler. Dublör atladı ama ben beğenmedim tabii. Çıktım ben atlayacağım. Aşağı buran da serdiler. Herkes orada. Allah rahmet eylesin, Natuk Baytan çekiyor. Toprağı bol olsun, toprağı bol olsun. Senin yönetmen gibi şarjörün üstünden inmez. Biraz daha kayışlar. Sabiye'yi göstermemiz lazım. Yukarıdan atladım. Tabii buran da cart diye yırtıldı. Ben güm yere... Üç kaburgam kırıldı. Bu ellerim falan kırıldı. Aşağıda... Aşağıda can çekişiyorum ya. Yani canım yaşıyor. Herkes brandanın etrafında toplanmış. Yapımcı geldi ve... Hay Allah dedi ya. Brandayı da dedi yeni aldık. Dünya kadar para verdik orada dedi. Halbuki ben yanında kıvranıyorum. Biz o günlerden bugünlere geldik. Bunu unutmuyorum. Yine bir gün bir kalenin oradayım. Kalenin burcuna çıkacağım. Dur, sen futbol kalesini mi sormuştun yoksa benim o fethettiğim kaleleri mi sormuştun? Anınız var mı demiştim ama güzel bir yere geldiniz. Ay güzelim. Ay güzelim. Evet sevgili futbol severler, çok doğru bir yere değindi Cüneyt Arkın. Kale demişken kalecilerin cidden işi zor sayın seyirciler. 89 dakika mantar olan kaleci bir gol yiyince mantar oluyor. Kova kova diye dalga geçiliyor. Bu arada... Evet.
Yaptım. Evet. Ay Yücel. Ben geldim hayatım. Nihayet. Nerede kaldığını söyler misin Çe? Sorma hayatım. Hakem 90. dakikada penaltı verdi. Tabii ben de penaltıyı kurtardım. Ve sonra maç uzadı. Tamam uzatma. Benim senin burada beklediğimi bile bile sen penaltı kurtardın öyle mi? Şimdi sen kendini kurtar. Tamam hayatım. Ah, ah vurma tamam. Kurtarsana tamam. Kendini. Ah, dur, tamam, kurtar. Hocam. Abi ben de diyorum ki Peter Çe niye kask takıyor ya? Karısı çok sertmiş. Sevgili seyircilerimiz, son da Uğur hangi kanar Uğur? Son derece çekişmeli, kıran kırana geçen zevkli bir maçın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Kusura bakmayın biraz geç karşınızda olduk. Teşekkür ederiz. Maç çıkışında ama izlem vardı değil mi hocam? Hocam paraları kontrol etmek lazım. Aman paraları. Hocam aman aman hocam. Abi, para mara bir bırak hocam. Ya aman hocam bırak ya hocam, cüzdan, bu... cüzdanı kontrol aman edeceksin hocam, bu dönemde. Aman hocam para diyorsun biz bunları Türkiye'de konuşup anlaştık yapma gözünüze. Ne diyorsun sen ya? Eurolar gitti diyorum ben sana hocam. Eurolar gitti arkadaş. Aman sen hocam, nasıl yok dersin ya? Aman hocam bırak sen de yabancı futbolcular gibi eurolar muralar maç bitmeden parasını is. Hocam daha turnuva bitmedi. Tamam ödeyeceğiz paranı hocam. Tamam hocam turnuva bitmedi. Güzel. Turnuva bitmedi. Paralar gitti. Aman hocam. Ona ne diyeceksin hocam? Hocam paralar gitti hocam. Aman hocam biz bu yaban ellerde ne yapacağız? Hocam hala para diyorsun sen de. Hocam hiç yakıştıramadın. Hiç kusura bakma. Önemli olan dostluk hocam. Dostluk. Peki dostum. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Yorum başı. Kaç para alıyorsun sen ya? Aman hocam. Sen aman. Kaç para alıyorsun aman ya? Hocam, paralar gitti onu, diyorum onu, ya. Bir, Uğur. Uğur benim tansiyon ilacımı getir. Ya bir şey söyleyeceğim. Hocam, eurolar bırak, gitti diyorum bırak ya. Bırak hocam şimdi sen de euro mura kaç para alıyorsun maç. Hiç konduramadım hocam. Sana hiç yakıştıramadım. Hiç kusura bakma. Bir şey söyleyeceğim. Hocam aç değiliz açıkta değiliz çok şükür. Bana güven arkadaş. Benim cüzdanım gitti. O hengamede kargaşada... Bir tanesi aldı, Indira Gandhi yaptı. Aman hocam ya. İki saattir konuşuyorsun. Baksana hocam, kendi cüzdanına bak. Hocam benim cüzdanım nerede olacak Allah'ını seversin? Benim cüzdanım burada. Değil mi? Hep buradadır senin, sol cep, iç cep. Bakar mısın? Bak bakalım. Bakayım hocam. Bak. Benimki yok arkadaş, benimki yok arkadaş. Ne bu ya? Çocuklar. Uğur, doğru ceketimi giydim ben Uğur. Bununla gittim başa. Ben hatırlıyorum. Bende de kısa kollu var. Hava güzel diye bunu giydim. Hocam benim cüzdan da gitmiş hocam. Sevgili seyirciler. Onda cüzdan yok. Bende de vicdan yok. Şimdi gel de cacık yapma ha. Aman hocam bırak şimdi. Hocam cacığımı. Ne diyorsun sen ya? Hocam hiç kusura bakma hala cacık mı? Onu bırak hocam. Gerçekten parasız kaldık hocam ya. Bizim hanımı arasak hocam. Telefonunu ver de ben bir arayayım. Benim şarjım bitti. Benim de kontarım bitti hocam. Acaba hanımı ödemeli arasak aç. Ha hanım dedin de aklıma geldi. Hocam, bir fıkra anlatayım mı? Aman hocam aman. Kimden bulacağız ya biz arkadaş kaldık mı burada kürek gibi? Hocam, Uğur, Uğur sen de para... Uğur, ha, Uğur. Uğur. Uğur tüymüş hocam. Tüy dedin de aklıma geldi. Aman hocam. 96 yılında. Aman hocam kıldan tüyden yapma. Bir pozisyon olmuştu bırak işte. Bırak hocam şimdi pozisyon. Yok hocam aman. Hey. Aman hocam öyle de yok. Yok hocam. Bile bile bile. Aman bile, bile. Hocam. Aman hocam. Evet sevgili futbol severler, Türkiye'nin çok büyük bir oyuncusunu bugün stüdyomuzda konuk ettik. Evet üstad, Cüneyt Arkın hakkında neler söylemek istersiniz? Futbol enteresan bir oyun. Gerçekten üstad, bence siz daha enteresansınız. Evet sevgili futbol severler, sıra Polonya-Rusya maçında. Ama Çek Cumhuriyeti'nin yaptığı doğru mu üstad? Yani Çek ve Slovakya'yı ikiye ayırdılar. Siz de mi Çekoslovakyalaştıramadıklarımızdan mısınız lafı çöpe gitti. Oysa ne güzel başlamıştık. Üstad siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Futbol enteresan bir oyun. Evet futbol enteresan bir oyun. Evet üstad bence çok haklı. Futbol haricinde enteresan bir şey daha var. Eskiden ne güzel o pick-up, bu pick-up, şu pick-up vardı. Ama şimdiki gençler pick-up ne diye sorduğunda bilmiyorlar. O da unutuldu gitti. Evet sevgili seyirciler, Euro 2012'de Ukrayna'da olsun, Polonya'da olsun transfer görüşmeleri hızla sürüyor. I love you hocam, hocam. I love you hocam. Hocam, hocam, hocam. Hocam, bir futbolcu... Yarra olur, Anelka, Abidal artık birinler birini hocam.
aldık hocam, hocam. Aldık, aldık hocam, hocam. O iş bitti hocam. O iş bitti hocam, bitti o. Bitti, bitti oldu bile hocam. Hello, my friend. Alo, alo. Bak. Türk'üm. Türkiye'den. Oo, Türkiye. We, I know Türkiye. Kebap, deniz, güneş, very good. Türkiye, biraz biliyorum. Dur! Türkçe. Bak, kardeş. Kardeşim, duyuluk. Milan Baroş. Elman dedi ha. Oui, je sais. Almender Milan Baroche. Very good, ha? Very good. Bak, seni bizim takım alacağız o. Almender Milan Baroche takım? Evet, evet. Ne istiyorsan vereceğim sana. Ev, araba, rüzgâda, yaylı ev daha, cennet daha, cennet, cennet daha, cennet, cennet. Bir sütleşme daha. Yüzü yazık da bu taraf tarafına. Yazık da, yazık. Yazık da, yazık. Yazık da. Yazık da. İmza, imza. Tamam, kabul. It's very good. Almender Galatasaray. Kabul edeyim misin? Oo, tamam. I love you hocam, çok sevinecek. İmza, imza, imza da bravo, bravo oyna imza. Okey, tamam. Bir dakika ya abi, ne yapıyorsun? Sahne, sahne, sahne ne yapayım? Burada Fransız bir çikolata renkli Fransız futbolcuyla anlaşmaya etmek üzere bir çekil git. Bir abi, bu adam Fransız futbolcusu değil ki. Kalk git, kalk git, kalk git, kalk git, kalk git. Seni rakip takım bir gönderdi. Bravo, böyle böyle işimi bozaysa böyle böyle böyle. Rakip takım bırak. Kalk git, çek git. Bir dakika, bir dakika. Gerçekten ya, Fransız futbolcusu değil bu adam. Nasıl Fransız futbol? Söyle ona kim olduğunu söyle. Söyle bilsin. My name is... je m'appelle Flava François. French, Fransız milli takım taraftar. Taraftar. Bak, gördün mü? Gördün mü? Taraftarmış, gördün mü? Sen taraftar mısın? Ah oui, mais football, I play, ben oynuyorum in my village, Champs-Élysées, idman yurdu. Football. Hey, hey, sözleşmeyi ver bana. Sevgili seyirciler, Polonya-Rusya maçı öncesinde yanımızda tanıdık bir sima var. Sivaslı Yiğido kardeşimiz Kamil Grosicki yanımızda. Selam Grosicki. Aleyküm selam. Grosicki. Hoş geldin. Sana Sivaslı Yiğidolardan bolca selam getirdim. Onlar benim kalbimde, Sivas Yiğidolar kalbimde. Ben de onları çok çok seviyorum. Grosicki, gerçekten çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyorsunuz. Sağ ol. Güvenlik düzeyi çok üst seviyede. Evet. Bu güvenliğe dair sen de katkıda bulunmuşsun. Biz öyle duyumlar aldık buradayken. Nedir bu durum acaba? Evet, çok doğru. Ben baktım bizim Polonya'da, Euro 2012'de bizi Alman kurtları koruyacaktı. Ben dedim, Sivas Kangalı siz hiç gördünüz mü? Ben orada gördüm çünkü... dünyanın en güzel hayvanı Sivas Kangal. Sahibi için canını veriyor. Çok güzel köpekler. Ben dedim onlara bakın. Baktılar. Hakikaten. Gerçekten. Şimdi bizi Sivas Kangallar koruyor. Ben çok mutluyum. Gerçekten biz de çok gururlandık. Havaalanından geçerken hiç problem yaşamadık. Grosicki, birazdan Rusya maçı var. Bu konuda evet. Neler söylemek istersin? Takım olarak hazır mısınız maça? Valla bizim takım çok iyi. Takım olarak hazırız. Ben düşünüyorum biz Rusya'yı... Ben çok rahat. Rusya'yı kesin biz yeneceğiz. 3 puan bizim olacak. Çünkü ben... etli ekmek döktürdüm takımıma. Sonra da Sivas köfte. Takım yedi ve hepsi süper, süper enerjikler. Rusya'yı yeneceğiz. Harika yani. Kaldı mı bari biraz Rusiçki'ye bizde? Kalmadı. Ama ben sana döktürürüm etli ekmek, Sivas köfte. Çok teşekkürler Rusiçki. Başarılar diliyoruz sana maç öncesinde. Sağ ol. Monsieur. Çok bastırıyorlar. Bir şeyler yapmalıyız ha? Haklısın. Defansı darmadağın ettiler. Sence ne yapmak lazım? Bence Manedo'yu çıkaralım, Benzema'yı alalım. Hayır.
Bence orta hakemi çıkarıp Benzema'yı alalım. Ne? Evet. Hadi hazırlansın. Benzema, hazırlan çocuğu. Tabii hocam. Ben hazırım hocam. Bak şimdi Benzema. Karşı takımın forvetine nefes aldırmıyorsun. Tabii hocam. Her pozisyon offside olacak. Tamam mı? Arada bir kırmızı kart da gösterebilirsin. Tabii hocam. Benzema. Buyur hocam. Bir de bizim için penaltı uydurdun mu? Dadından inmez. Tabii hocam. Hadi koçum. Hadi. Hadi. Danke schön. Ja, vielen Dank. Başarılar diliyorum sana. Wie geht's ja? Görüşürüz. Ay, nasıl duruyor ya? Kaç iyi dostlar. Gel, gel, gel. Gel şöyle karşımda konuşalım seni. Nasıl ya? Nasıl gidiyor? Uncle Shiny. İyiyim her. Wie geht's? Ya ben de çok iyiyim. Nasılsın? İyisin. Süpersin. Aferin. Ja, man vielen Dank. Sehr gut. Ya tamam, tamam. Tamam. Türkçe konuşmanı. Bak, bak sana ne diyeceğim. Şuradan kızımız. Karıştırayım seni. Bu da Mestazi. Biliyorsun, dünya tanıyor onu. Solaya roket gibi yemin ediyorum. Per! Ya ben memnun oldum. Nasılsın? Wie geht's? İyiyim siz? Ya vielen Dank. Ben iyiyim. Çok iyiyim. Bu Fräulein kim? Bak. Mesut'um. Hı? Fräulein. Mädchen. Beğendin mi? Ya kim ama yani? Ama kim? Kim biliyor mu? Bak kim biliyor mu? Çakıracaksın he. Ya. Sizin oturduğunuz evin iki strası arkasında dürümcü Şafik'in kızı fidan işte ya. Ya 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 ben biliyorum herhalde Şafik Gül'le. Tamam işte. Dönerci Gül'le ben biliyorum evet tamam. Zufa biliyorsan o zaman ya, nişan. Züpe, nişan aynen. Yapacağız nişan nişan. Nişan? Onun için geldin nişan hayratın. Hayratın? Ya hayratın. Ne, ya ne nişan ya? Ya ben maça çıkıyorum ha. Tamam ya Mesut'um kızmıyor. Tamam maça çıkmadan önce illa hayratın yani evlenmek zorunda değilsin ya. Sözümüz takarız ondan sonra baban geliyor geliyor. Ya bak Şangil amca benim... Sen bunun için yorulma benim evlenmek için beni yorulma. Annem gül bana kız bakıyor mu? Marun yiyeceğim diyor ki sen diyor evlilik için sen diyor daha çok frit diyor. Erken değil oğlum. Erken değil oğlum. Aslı bunu kırıp seni. Başlayacağım şimdi Marun yiyeceğine. İyi dinle belli. Kesin aç. Bak şimdi. Aile çok önemli bir şeydir. Mesut'um aile çok önemli. Bak ben Şahin amcanım. Eğer bekar olursan ne olur biliyor musun? Bekar olursan ben stas küt 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 küt. Ama evlenirsen pah! Güzel olacak yani. Nedin? Nedin? Kaplumbağa dedin. Ne demek dedin ya? Ne demek dedin ya? Evlenmek zorundasın. Hadi Mesut'um, evlendireceğiz seni. Evleneceksin. Fidan seni çak seni. Come here! Ya ich komme jetzt! Come here! Ya, benim gitmem lazım. Ne Mesut'um gitme. Lalısı gitme Mesut'um. Benim. Ya Lövgili çağırıyor. Lövgiler çağırıyor. Ben maça gideceğim. Ben Anşıldık ama gitmem lazım. Çüyüz, affedersin. Yok Mesut kendimi keseceğim burada. Mesut! Sevgili futbol severler, sağ dışından Euro 2012'den bugünlük de bu kadar sevgili futbol severler. Yarın saat 19'da Danimarka Ronaldo'lu Quaresma'lı Portekiz önünde çıkıyor. Ve daha sonra 21.45'te ise Mesut Özil'li, Podolski'li, Klose'li Almanya'yı Van Persie'li, Robben'li, Huntelaar'lı Hollanda karşısında izleyeceğiz. Evet üstad, yarınki maç hakkındaki görüşlerin nelerdir? Futbol, enteresan bir oyun. Evet sevgili futbol severler, üstattan harika bir yorum geldi. Harika bir yorum daha. Evet sevgili seyirciler, bu ara... Evet Suat. Yapmayın çocuklar, yapmayın çocuklar. Lütfen yapmayın. Ayıptır, günahtır. Ben programı bitirmeden servisleri nasıl kaldırırsınız siz ya? Ben evime nasıl gideceğim? Yazıktır Suat, günahtır. Herkes şimdi serviste evinin yolunu tutarken ben burada yapayalnız kaldım. Sağ dışından bu akşamlık da bu kadar. Esen kalın sevgili futbol severler. Üstad bu arada küçük Esat'tan geçersen beni birlik mahallesine bırakır mısın? Öyle mi hocam? Hatta şey diyeceğim ben, Faik abinin yerini bırak. O güzel bir çorba olsun.